Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber üçgende açıortayların oluşturduğu açılar konusunu işleyeceğiz. Hemen ilk notumuza bakalım. I iç açıortayların kesim noktası olmak üzere BIC açısı, yani şurası nasıl bulunur? 90 artı A açısının yarısı. Bu kadar. Üçgende şu bilgi çok önemli bu arada. Gençler, şurada şimdi okuyacağım bilgi. Üçgende iç açıortaylar bir noktada kesişirler. Bu nokta iç teğet çemberin merkezidir. Üçgende iç açıortayların kesiştiği nokta neymiş? İç teğet çemberin merkezi. Yani bir üçgende üçgenin iki köşesinin açıortayının kesim noktasından üçüncü köşesinin açıortayı da geçer. Size böyle verdiğinde görüyorsunuz. Biz bu şekilde birleştirip burası da açıortaydır diyebileceğiz. Tamam mı? Şimdi sorularımıza bakalım hemen. Bu bilgiler gerçekten önemliydi. Şimdi ABC üçgen, BI ve CI açıortay. Açılar verilmiş şeklin üstüne bize X'i soruyor. Görüyorsunuz BI ve IC açıortay. O zaman ben nasıl buluyordum gençler? 2X artı 20'yi nasıl buluyordum? 90 artı A açısının nesi? Yarısı şeklinde. Çözmeye başlayalım. Şimdi 2x'i 2'ye böldüm, x. Eksi 20'yi 2'ye böldüm, eksi 10. Düzenlemeler yapacağız yine burada. Şöyle yapayım. 90, 10 çıktı. Artı 80 yaptı. X'i sola atıyorum. 20'yi sağa atıyorum. Eksi 20. X buradan kaç derece olarak bulunur? 60 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. ABC üçgen. BD ve CD açıortay. Görünüyor zaten. Bize BDC açısı soruluyor. Ben buraya X diyeyim. X nasıl bulunuyordu? 90 artı A açısının nesi? Yarısı. 90 artı 35'ten x açısı 125 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bakın oldukça kolaydı zaten bu. ABC üçgen I, bakın yandaki bilgileri okumak geometride her zaman çok önemli. I, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. Yani o zaman şöyle yapabiliriz. Açıortay BI açıortay olur. IC de açıortay olur. Bu şekilde yapabiliriz. Bize BAC açısı soruyor. Yani buraya ben x diyorum. O zaman gençler formüle göre BIC açısı, yani 130 eşittir 90 artı A açısı da x dedik. X'in neysiydi? Yarısıydı. Şimdi 90'ı sola atıyorum. 40 eşittir x bölü 2. İçler dışlar çarpımından 40 kere 2, 80. Bana BAC, yani X soruluyor. Kaç dereceymiş? 80 derece. Devam edelim. Evet, bu tarz bir sorumuz var. Bakalım. ABC üçgen, BD, CD açıortay görünüyor. Bize X'i soruyor. Oldukça kolay. Buradaki açıyı ben, gördüğünüz gibi gençler, burada İki tane iç açıortayın kesim noktası var, D. Bu açıyı nasıl buluyordum? Yani 3x eksi 10'u 90 artı 2x artı 20 bölü 2. Değil mi? Hesabını yapalım. 2x'i 2'ye böldüm x. 20'yi 2'ye böldüm 10. Biraz daha düzenleyelim. 90 ile 10'u topladık. 100 artı x. Şimdi x'i sola atıyorum. Onu da eksi 10'u da sağa atıyorum. Artı 10 yapacak. 2x 110 demek. Her tarafı 2'ye bölersek x kaç dereceymiş? 55 derece olarak karşımıza çıkar. Sadece kuralı uyguladık. Devam edelim. ABC üçgen. D, ABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi. Tamam. Bize diyor ki
D açısı da verilmiş. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı soruluyor. Şimdi DABC üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi ise bu şekilde BD açıortay, DC açıortay olmak zorunda. O zaman gençler ben D açısı yani 2x eksi 30'u nasıl buluyordum? 90 artı A açısının ölçüsünün nesi? Yarısı. Yani şöyle diyebilir miyiz? Buradaki 2x eksi 30 açısı gençler 90'dan daha fazla. Bakın 90 artı bir şey ki A açısının sıfır olmayacağı belli. Çünkü üçgende bir açı sıfır olmayacak. O zaman mutlaka 2x eksi 30 değeri 90'dan ne? Büyük. Peki BDC de bir üçgen. 2x eksi 30 değeri üçgenin iç açıları toplamını biliyorsunuz 180. Mutlaka ne olmalı? 180'den küçük olmalı. Tamam bu şekilde. 90'ı biraz güzel yazalım. Bu eşitsizliği çözersem soruyu çözmüş olacağım. 2x ortada kalsın. Eksi 30'u sağa atıyorum. Artı 30. Yine eksi 30'u sola atıyorum. Artı 30. 120 eşittir. Pardon. 120 küçük. 2x küçük. 210. Her tarafı 2'ye bölelim. Burası gençler ne yapacak? 2'ye böldüğümüzde 60 yapacak. 2'ye bölüyorum. 105 mi? Şimdi x'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri diyor. X 60'tan daha büyük. 61 olabilir. İşte 62 küsür küsür. En sonunda kim olabilir? 104 değil mi? Çünkü x 105'ten daha küçük. En küçük değeri ne? 61. En büyük değeri de ne? 104. İkisinin toplamı soruluyor. Cevap neymiş? 165. Aslında çok zor bir soru değil. Devam edelim. Şimdi gençler bu sorudan önce kuralımız var. Bakın. D noktası iki dış açı ortayın kestiği nokta olmak üzere görüyorsunuz. BD dış açı ortay. DC dış açı ortay. O zaman diyor ki bana BDC açısı yani burası 90 eksi A açısının yarısı şeklinde bulunur. Tamam. Sorumuza dönelim. İlk örneğimize. Şimdi ABC üçgen BD ve CD dış açıortay görünüyor zaten şekilde. 2x eksi 30 ve 2x şekilde verilmiş bize x'i soruyor. Gençler ben burada 2x'i nasıl buluyorum formüle göre? 90 eksi diyorum. A açısını parantez içinde yazıyorum. Nesi? Yarısı. Şimdi 2x eşittir 90 eksi. Parantez unutmayın yoksa hatalı olur. 2x'i 2'ye böldüm. X. Eksi 32'ye böldüm. Eksi 15. Şimdi ne yapacağım? Eksiyi dağıtacağım. Eksi x. Eksi eksi 15. Artı 15 yaptı. Buradan gençler 2x burada kalsın. Eksi x'i sola atıyorum. 90 var. Bir de artı 15 var gördüğünüz gibi sağda. 3x eşittir. 105 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölersek x kaç derece çıkıyormuş? 35 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bu örnek sorumuzdu. ABC üçgen BD ve DC dış açıortay ve BDC açısı 80 derece. Bize BAC açısı soruluyor. Ben buraya x diyeceğim. D açısını normalde nasıl buluyorduk? 90 eksi A açısının nesi? Yarısı. Gençler x bölü 2'yi tamamen sola atacağım. Eksi olduğu için artı olarak geçecek. Sağda 90 var. 80'i de sağa atarsam eksi 80 olacak. X bölü 2 eşittir 10. İçler dışlar çarpımı yapalım. X kere 1 x. 10 kere 2 20. Bana BAC yani x soruluyordu. Cevabımız kaç dereceymiş? 20 derece olarak bulunur. Devam edelim. Bakın bu sefer soru yatay verilmiş. Yani aynı şeyleri yapacağız. Tamam. AD ve BC dış açıortay. ABC 60 derece.
Bize A, D, C. Burası soruyor. Ben buraya ne diyorum? X diyorum. Bu X açısı nasıl bulunuyordu? 90 eksi. Buradaki bu sefer bakın. Yani dikkat edin. Şu 60 karşısına tam 60'ın yarısı. Yani hocam A olacaktı falan, harfleri takılmıyoruz. Tamam mı gençler? Oldukça kolay bir soru. 62'ye böldüm 30. X buradan kaç derece çıktı? 60 derece olarak çıktı. Bana zaten A, D, C yani X soruluyordu. Cevabı bulduk. Oldukça da kolay. Devam edelim. Evet. A, B, C üçgen. B, D ve D, C dış açı ortaylar. Tamam. Açılar verilmiş. X soruluyor. O zaman ben D açısını nasıl buluyorum? 90 eksi, parantez kullanmayı unutmayalım. 2x artı 40 bölü 2. Değil mi? Şimdi 2x'i 2'ye böldüm. X 40'ı 2'ye böldüm. 20. Tabii ki görüyorsunuz bu eksiği ne yapacağım? Şuradaki dağıtacağım. Eksi x eksi 20 yaptı. Düzenleyelim biraz. 90'dan 20 çıktı, 70 eksi x. Şimdi gençler solda 3x var. Eksi x'i de sola atıyorum. Eksi 10'u da sağa atıyorum. Yani 4x 80 demek. Her iki tarafı 4'e bölersek x'i kaç buluyoruz? 20 derece olarak buluruz. Devam edelim. Bu soruya geçmeden önce kuralımız var. Bakın bu da çok önemli bir kural. Bir iç açı orta ile bakın görüyorsunuz. Bir dış açı ortayın, o da burada, kesişmesiyle oluşan açı yani buradaki x A açısının nesiymiş? Yarısıymış. Ayrıca bu da önemli. Üçgende iki dış açı orta ile AD ile DC dış açı ortaylar bir iç açı ortay yani BD bir noktada kesişirler. Burası D. Bu noktaya yani D üçgenin dış teğet çemberinin merkezi denir. Bu D dış teğet çemberinin nesi oluyormuş? Merkezi. Bu kadar. Bunlar önemli bilgiler çünkü sorularda bazen sadece bu şekilde ifade edip soruyor bize. Bakalım. Hemen kolay bir soruyla başlayalım. ABC üçgen. BD, CD açıortay. Dikkat edin BD iç açıortay, CD dış açıortay. O zaman ben gençler buradaki x eksi 10'u nasıl bulurum? A açısının yarısı şeklinde. Hemen yarısını alalım. 4x'i 2'ye böldüm. 2x. Eksi 62'ye böldüm. Eksi 30. 2x burada kalsın. X'i sağa atalım. Eksi 30'u da sola atalım. Bir de solda eksi 10 var. 20 eşittir. X çıktı. Bize zaten X soruyordu. Devam edelim. Bu çözümlü sorumuzdu. Evet, bakalım sorumuza. Şekil farklı durabilir, hiç sorun değil. ABC üçgen, BD ve CD açıortay. Dikkat edin, CD iç açıortay, BD dış açıortay. O zaman gençler, buradaki X açısı neydi? Çünkü bakın, bir dış açıortayla bir iç açıortayın kesiştiği noktadaki açı A açısının yani 60'ın nesi? Yarısı. X buradan 30 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. ABC üçgen. Tamam. D noktası ABC üçgenin dış teğet çemberinin merkeziymiş. Dış teğet çemberin merkezi olduğuna göre bir iç açıortay ki bu BD, iki de dış açıortayın kesişim noktası olacak. O zaman CD dış açıortay aynı zamanda AD de dış açıortay olmak zorunda. Çünkü BD iç açıortay. Bakın şöyle dikkat edelim. D noktası ABC üçgenin dış teğet çemberinin merkezi ise bir iç açıortay ki bu BD ve iki dış açıortayın yani CD ve AD dış açıortaylarının kesişim noktası olacak. O zaman AD dış açıortaysa burası 40'sa burası da 40. Tamam mı? Gençler şu işaretlediğim yer
doğru açıdan dolayı tamamı 180 derece olmak zorunda. Burası 40'sa, burası 40'sa 80 yaptı. 180'den 80 çıkardık. Bu BAC açısı 100 derece mi oldu? Bakın şimdi nasıl buluyorduk biz x'i gençler? A açısının nesiydi? Yarısıydı. Yani x gördüğünüz gibi kaç dereceymiş? 50 derece. Oldukça da kolay oldu. Ama dediğim gibi bilgiler çok önemli. Devam edelim. Evet. ABC üçgen D noktası yine ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi. Burada zaten gençler AD dış açıortay, CD de dış açıortay. Yalnız dış teğet çemberin merkezi ise D değil mi? D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberin merkezi ise bir de iç açıortay olacak. O da mecburen BD olacak. Yani burası 15 ise burası da 15 derece olacak. Bize nereyi soruyor? X'i soruyor. Şimdi gençler, X'i tabii ki bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Burası 80 ya. Şu tamamen taradığım yerin hepsi kaç derece olacak? 180. 180'den 80 çıkarınca 100 derece kalır. İkisi birbirine eşitse burası 50 olur. Burası da ne olur? 50 olur. Şimdi beni dikkatli takip edin. A, B, D. Bir üçgen değil mi? Bir açısı 15 derece. Bir açısı, bakın burası 130 derece. Bir açısı da x. Bana zaten x'i soruyor. Üçgenin iç açıları toplamı kaç? 180 derece. 145 artı x 180 derece ise 180'den 145'i çıkarırsak x kaç derece olur? 35 derece. Sakın kural uygulamaya çalışmayın. O kural x şuradayken geçerli. Tamam mı? Devam edelim. Gençler gördüğünüz gibi x'i 35 derece olarak buluyoruz. Evet, soruların yerini değiştirmişler olsun. Önemli değil. Evet, ABC üçgen BE ve CE gördüğünüz gibi iç açıortay. CD de dış açıortay. Bu da görünüyor. Bize x kaç derecedir diye soruluyor. Gençler, bu sorunun tabii ki birkaç farklı yolu var. Ben şöyle çözmek istiyorum soruyu. Şimdi beni dikkatli takip edin. Buraya A diyeceğim. Burası da mecburen A olacak. Buraya B diyeceğim. Burası da mecburen B olacak. Şimdi doğru açıdan dolayı 2A ile 2B'nin toplamı 180 derece mi? İki parantezin alalım. 2A'yı 2'ye böldüm A. 2B'yi 2'ye böldüm B. 180 eşit. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Kısaca A artı B 90 derece mi? Yani şurası 90 derece mi yaptı? Şu bakın ECD üçgenindeki biraz daha güzel yapalım. ECD üçgenindeki burası AB olduğu için burası 90 derece yaptı. Şimdi şu açıya da ben harfler farklı bir harf kullanayım. Y diyeyim. Şimdi EDC üçgenine bakıyorum. Bir açısı Y. Bir açısı 35 derece. Bir açısında şurayı da biz 90 derece bulduk az önce. Üçgenin iç açıları toplamı ne? 180. Y artı 125 derece 180'e eşit. Buradan Y kaç çıkar? 55 derece mi? 180'den 125 çıkarırsak 55 derece. Şimdi bu Y açısıyla bu 4x artı 5 açısı yine doğru açıdan dolayı ne olacak? 180 derece olacak. Yani 4x artı 5 ile Y açısını biz ne bulmuştuk? 55 bulduk. İkisinin toplamı ne olacak? 180. Burası 60 yaptı. 180'den 60 çıktı. 120 yapar. Her iki tarafı 4'e bölersek x kaç derece olarak karşımıza çıkar? 30 derece olarak bulunur. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.